serserilerin ikincisini çekiyoruz. Efendim diye soracak olursanız, çünkü birincisinin altına o kadar fazla ikincisi gelsin lütfen diye yorum attınız ki ben de daha fazla dayanamadım ve bugün sizlerle bu hileleri deneyeceğim. Çok hazırım, eğer siz de hazırsanız hemen başlayalım. İlk hilemiz arkadaşlar gerçekten o kadar süper ki ben buna bayıldım. Ama ne yapıyoruz? Tabii ki de kullanmıyoruz. Ben de kullanmıyorum. Kullanmıyorsunuz. Hadi gelin ihtiyacımız olan şeyleri göstereyim. İçim. Arkadaşlar bunlar sadece eğlence amaçlı. Evet, böyle kullanmak yok, yasak. Kopya çekmek yasak. Var mı? Tamam. İki tane cetvele ihtiyacımız ve bir tane de A4 kağıdına ve yapıştırıcıya ihtiyacımız var arkadaşlar. Hemen şu şekilde gelin göstereyim size yakından. Cetvellerin boyutunda bir kare çiziyoruz. Şöyle ikisini yan yana tutup arkadaşlar böyle bir şey çiziyoruz. Ve çizdim. Tamam, şimdi bunu keseceğiz arkadaşlar. Dikkat et, elini kesme ya bunu. Ya o kadar da şey değil, sanki ana sınıfına gidiyorum. Dikkat et, elini kesme diyor. Ay ben biraz arkadaşlar yamuk kestim. İşte o yüzden dedim elini kesme diye. Siz benden daha güzel kesebilirsiniz. Buna inanıyorum. Hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? Şimdi bunu ikiye katlayacağız. Niye ikiye katladın onu? Ya bir dur ya. Kitap gibi olması için ikiye katlıyoruz. Sen ne, bir dinler misin beni? Arkadaşlar bunu yapıştırmadan önce buraya ne istiyorsanız kopya yazın ki daha rahat yazasınız. Yazmayın siz arkadaşlar. Aynen, ben YKFC yazacağım. Hashtag de bir de kalpler koyuyorum, bir de yağmur yazayım. Tamam. Bakalım göster ne yazdın. Müthiş yazdığımı yazıyorum. Evet. Şey yapıyorum. Hemen açıyorum pritimi arkadaşlar. Ve ne yapıyoruz? Şimdi kağıdın şu şekilde dış tarafına İyice pirit sürüyoruz dikkatli bir şekilde. Diğer tarafında da sürüyoruz. Şöyle her yeri yapışkanlı ama siz daha güzel, daha özenli yaparsanız daha güzel olacağını düşünüyorum. Her tarafını sürdükten sonra arkadaşlar şu şekilde cetvelime görünmeyecek şekilde yapıştırıyorum. Tamam, bunu yapıştırdım. Şimdi sıra diğer kısmında. Dikkat et, elini yapıştırma Yağmur. Ya o kadar da şey değilim, bir saniye. Emin misin? Ay. Biraz yamuk yapıştırdım arkadaşlar ama bir saniye. Şimdi şöyle dedim ben sana. Oldu. Olmadı mı? Oldu işte. Gayet. Nasıl kullanacaklar? Şimdi diyelim derstesiniz arkadaşlar, tamam mı? Sınavdasınız diyelim veya bir şey sordu hoca. Hemen cetvelinizi böyle açıp bakıyorsunuz. Hoca eğer anlarsa neye bakıyorsun derse cetvel hocam diyeceksiniz. Bu kadar basit ve kullanışlı arkadaşlar. Ama bunu demeyecekler. Ama bunu yapmıyorsunuz. Hemen sıradakine geçelim. Arkadaşlar videoyu çok kısa bölüyorum. Sizin de gördüğünüz üzere 300 bini aşan koskocaman bir aile olduk. Siz de abone olarak ailemize katılabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Hemen videoya devam edelim. Şimdiki hilemiz arkadaşlar gerçekten o kadar işinize yarayacak ki ben bunu kullanacağım. Siz de görün rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ama ilk önce bir denememiz gerekiyor. Oluyor mu olmuyor mu diye. Hemen Google'a giriyorsunuz arkadaşlar. Dokümanlar yazıyorsunuz. Ben İngilizcesini yazdım arkadaşlar. Siz de İngilizcesini yazabilirsiniz. Ve çıkan ikinci siteye tıklıyorsunuz. Burada şöyle göstereyim, Google dokümanlara git diyor. Oraya tıklıyoruz ve boşa tıklıyoruz. Ondan sonra ha, bu hilenin amacını söyleyeyim arkadaşlar. Mesela derstesiniz ve not almaya yetişemiyorsunuz dedim. Hoca hızlıca konuşuyor, konuşuyor, konuşuyor. Siz de yetişemiyorsunuz. O zaman ne yapıyoruz? Bunları yapıyoruz. Hemen burada araçlardan arkadaşlar sesli yazmaya tıklıyoruz. Ve şimdi izleyin, ben hocanız olacağım, konuşuyor olacağım ve metini nasıl yazıyor göreceksiniz. Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimizde insan anatomisini inceleyeceğiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hocanızın dediği her şeyi buraya not olarak yazıyor. Bu şekilde arkadaşlar dersinize güzelce odaklanabiliyorsunuz ve Google sizin yerinize notlarınızı almış oluyor. Bakın hala notlarımızı alıyor arkadaşlar. O zaman bu hilemiz başarılı. Şimdiki hilemiz için arkadaşlar ihtiyacımız olan şeyler şöyle göstereyim. Bir tane silgi, bir tane uhu, kağıt, kalem ve makas. Konuşamadım arkadaşlar. Hemen ne yapıyoruz? Silgimizi ortadan ikiye kesiyoruz şöyle. Tam ortadan ikiye de değil arkadaşlar. Şu şekilde silgi boyutu. Ben biraz çekiyorum. Şuradan kesiyoruz, evet. Keseme. Kesiyorum, sus ya. Çok zor kesiliyor arkadaşlar, sert bir silgim. Şöyle göstereyim. İkiye ayırdım silgimi. Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? Silgi boyutunda dikdörtgen keseceğim. Şöyle silgiyi işaretleyeyim şuradan. Aynen, bu boyutta bir dikdörtgen keseceğim. Arkadaşlar bu arada bu bir kopya çekme yöntemi online derse. Sakın aranızdan kullanmayın. Ben baştan söylemeyi unuttum. Ama ne yapıyoruz? Kullanmıyoruz. Ben de kullanmıyorum. Zaten benim derslerim müzikli olduğu için hani hiçbir şekilde bu hileleri genelde uygulayamıyorum piyano çalarken. Ama bunları sakın kullanmıyoruz yine. Hemen yazıyorum buraya kopyamı ben. Ben ya, yine kopyaları yazıyorsun, yazıyorsun, kullanmayın diyor. Ya ama ben bunları göstermek için yapıyorum ya. Susar mısın? Hep kopya yazmadım. Bak Yağmur yazdım. Şimdi bunu ne yapıyoruz arkadaşlar? Şu şekilde silge gelecek şekilde kedi merdiveni yapacağız.
Bunu yapmayı göstermişlerdi size okulda. Şu şekilde katlıyoruz, sonra ters düz. Ters düz katlayarak devam ediyoruz. Fazla gelen kısım arkadaşlar şu arkasından şu şekilde kesiyorum. Asıl bomba yerimize geldik. Çünkü çok az kaldı bitmesine. Hemen silgimin bu tarafına yapıştırıcı sürüyorum. Ve kağıdımı yapıştırıyorum bir tarafını. Bastırıyorum ki kurusun. Diğer tarafını da yapıştırmayacakmış. Yapıştıracağım, bir durun. Sakin yap, sakin. Orayı da yapıştır, hemen ikisini tamam. Birlikte bastır. Hemen bunu da yapıştırıyorum. Allah, ters ters yapıştırdım. Bir saniye bunu kurtaracağım. Ne kadar becerikli olduğunu da burada ortaya çıktı. Ya susar mısın arkadaşlar? Kopya çekmeyi bile beceremiyorum ya. Tamam, düzelttim. Kurumasını bekliyorum arkadaşlar. Kuruduğunu düşünerekten açıyorum arkadaşlar. Diyelim sınavdasınız. Hocam silgi siliyorsunuz böyle. Ondan sonra ne yapıyorsunuz? Ta 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 tam. Bir kağıt açılıyor arkadaşlar. Gerçekten bu başarılı bir hile. Hemen böyle geri katlayarak gösterebiliyorsunuz. Bakın hocam, bir şey yok. Silgi devriyorsunuz arkadaşlar, ama. Arkadaşlar siz bunun yerine çalışın. Boşu boşu hile falan koşturmayın. Çalışıyoruz arkadaşlar. Evet, o zaman hemen sıradaki hilemize geçelim. Bu hilemiz için arkadaşlar malzemelerimiz gerçekten çok basit. Ne ihtiyacımız var arkadaşlar? Hemen söyleyeyim. Bir tane uçlu kaleme ve bir tane de şöyle kapaklı bir deftere ihtiyacımız uçsuz var. Uçsuz kalem herhalde. Yani içindeki ucu çıkarabilirsiniz veya içine böyle itebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü ucunu kullanmayacağız biz. Hemen ne yapacağımızı göstereyim arkadaşlar. Kuşa kağıt olacak değil mi? Evet, defter şu şekilde olarak. Parlak kağıt olması gerekiyor. Yoksa yazılmaz. Ben bu Bakuganlı defteri buldum. Hemen arkadaşlar göstereyim. Şimdi şu şekilde şurasına kapağını istediğiniz bir yere. Mesela ne yazalım? Yine ben yağmur yazacağım. Şöyle yazıyoruz. Aslında yazmıyor ama şu şekilde görebilirsiniz. Görebiliyorlar mı? Şu an ben bilmiyorum ama. Gözüküyor mu? Tamam arkadaşlar, gördüğünüz gibi sadece siz okuyabiliyorsunuz bu yazıları. Buraya bütün soruların cevaplarını, bütün formülleri, bütün her şeyi yazabilirsiniz. Yazamazsınız. Bu şekilde kopya çekebilirsiniz. Ama ne yapıyoruz? Kesinlikle yapmıyoruz. Hani öğretmen de anlayamaz arkadaşlar. Defterinize bakıyorsunuz sonuçta. Ama ne yapıyoruz? Kesinlikle yapmıyoruz. O zaman biz hemen sıradaki hilemize geçelim. Şimdiki hilemiz arkadaşlar gerçekten çok kullanışlı ama bunu kullanmasanız daha iyi olur diye düşünüyorum. Diyelim ki hoca derste size bir soru sordu ve sorunun cevabını bilmiyorsunuz. Ne dedi mesela? Yağmur, hadi bakalım 7042 çarpı 146 kaç? Ben bunu nereden bileyim zaten? Bilmen lazımdı. O zaman ne yapıyorum arkadaşlar? Hemen donmuş taklidi yapıyorum ve bu sesi açıyorum. İyi dinleyin. Böyle, böyle yavaş yavaş hareket edebilirsiniz arkadaşlar burada. Gerçekten bu takılma sesi işe yaradığını düşünüyorum. O zaman bu hilemiz de başarılı. Ve bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın. Ve hala kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Sizi çok ama çok seviyorum ve çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.